Dikişlere dikkat edelim. Fazla da ağır kaldırmayalım. Geçmiş olsun. Dur ben sana yardım edeyim. İyiyim ben. Küçük bir yaraydı gördüğün gibi. Korkacak bir şey yok. Küçük bir yara diyorsun ama 8 tane dikiş atıldı. Az mı? Çok mu korktun benim için? Korkmasa mıydım? Ya daha kötü olsaydı, mikrop falan kapsaydı. Kalbimde taşıdığım kurşundan sonra bunlar benim için ufak şeyler. Benim endişelenmem için yeterli ama. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Güven bana. Güveniyorum. Bu hayatta kimseye güvenmediğim kadar güveniyorum sana. Hepsi geçecek. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Abimin bahsettiği şu şüpheli adam. Bu olayda kilit bir yerde duruyor gibi geliyor bana. Uşak galiba öyle. Yani abini takip etmesi. İşte hastaneye gelip Adem'in kılığına girmesi. Ya hepsini geçtin. Abini yaralamaya göze aldıysa bu işin içinde bu adam. Doğru değil mi? Doğru. Abi, iyi misin? İyiyim. Sadece pansuman mı yaptılar yoksa dikiş de attılar mı? Dikiş de attılar. Ya bak görüyor musun? Bir de bir şeyim yok diyorsun bana. Tamam, sakin olun. Orhun ne diyeceğim? Bu seni yaralayan adam. Yani onunla benim görüşmeye imkanım var mı? Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii. Salih'i arayayım, yanında şu anda. O da beni arıyor. Evet. Orhun Bey, adam maalesef elimizden kaçtı. Nasıl kaçtı? Silahı kapıp iki adamımı da yaralamış. Sonra da kaçmış. Adamların durumu nasıl? Hastanedeler. Maalesef birinin durumu ağır. Ne gerekiyorsa takip et. Haber verirsin bana. Adamlar vurup kaçmış. Durumları nasıl, iyiler mi? Hastanedeler şu an. Ne olacak peki şimdi? Orhun bana Salih numarasını mesaj olarak atar mısın? Ben de bir konuşup bilgi almak istiyorum. Kendi kanallarımdan ben de bir araştırma yapayım. Olur. Yolladım. Sen de bundan sonrasını bize bırakıp eve git, tamam mı? Güzelce dinle. Olur avukat hanım, nasıl isterseniz. Thank you.
Sen adamın oruna zarar vermesinden korkuyorum. Bira korkma, oruna bir şey olmayacak. Söz veriyorum sana. Sen de çok dikkat et kendine ama lütfen. Merak etme. Kendine çok dikkat et, olur mu? Ederim. Görüşürüz. Görüşürüz.